Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ve İzmir Alsancak'taki müzeye gezmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir bölüme geldik. Milli mücadelede askerler İzmir'in kurtuluşu canlandırılmış burada. Bakalım, geniş bir kadrajdan bakalım. Milli mücadelede askerlik. Türk Kurtuluş Savaşı işgalci güçlere karşı verilmiş bir bağımsızlık mücadelesi olduğu için ulusal bir niteliğe sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Anadolu topraklarına ayak bastığı andan itibaren ülkedeki tüm toplum kesimleri milli mücadeleye destek vermeye davet etmiştir. O tarihlerde en örgütlü grubu oluşturan silahlı kuvvetlerin yanı sıra sivil memurlar ile diğer halk kesimleri de bağımsız savaşına katkıda bulunmuştur. Böylece Türk ordusu toplumu büyük bir bölümünü destek alarak başarıya ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun değişik bölgelerinde sivil halk kesimleri Kuvayi Milliye adlı verilen silahlı birlikleri kurarak yaşadıkları bölgelerde işgale uğramaması ve engel olmaya çalıştılar. Kuvayi Milliye Ege bölgesinde özellikle İzmir'in ve çevresinde yer alan halkların büyük bir destek gördü. Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra ülkedeki tüm silahlı birlikler düzenli orduya bağlandı ve bağımsızlık mücadelesi başladı. Bir merkezden yönetilmeye başlandı. Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan askerler Anadolu'da değişik bölgelerde geliyor ancak aynı amaç uğrunda mücadele ediyorlardı. Askerlik silah mühimmat eksikliğine ve ayrıca yiyecek ve giyecek maddelerinin yetersizliğine rağmen bağımsızlık için savaşmaya devam ediyorlardı. Türk askerlerinde bir mücadele azmini erlerden ve komutanlara kadar ordunun tüm personelleri görmek mümkündü. Kurtuluş Savaşı'nın kılıçları. Bakın. Pardon, 20. yüzyıl baltaları. Toplu tabancaları 19. yüzyılda. Biraz da şöyle bakalım. XX yüzyılın toplu tabancalarına bakıyoruz. Bu silahlarla Kurtuluş Savaşı mücadelesi verildi. Bakın buradaki canlandırmada da Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir'e ilk bayrağı diken Yüzbaşı Şerafettin ve iki silah arkadaşı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ve Yunan'ı denize dökme olayı. Muhtelif görüş noktalarından çok kıymetli olan İzmir elbette düşmanların elinde bırakılmazdı ve nitekim bırakılmadı. Zırhları görüyorsunuz. Üç kılıç ve yüzbaşı Şerafettin Bey. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir'e gelişi ve üç kılıcın meselesini Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı da her zaman anlatır. İki kılıç Anıtkabir'de, üçüncü kılıç da Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'de. Burada da Osmanlı Devleti'nin tüfekleri. Zırhları, kılıçlar, tüfeklerin büyüklüğüne bakar mısınız? Bakın. Ve milli mücadele kahramanlarından Efe'nin, Efe'ler nefesi, Yörük Ali Efe.
Bu tarafta da milli mücadelenin 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasındaki Limmi adasındaki Mondros limanında imzalanan ateşkes, telefon, bakın, gözlem aletleri, ses ve görüntü sunum cihazları, ses ve görüntü sunum cihazları, ses ve görüntü sunum cihazları olarak devam ediyor. Burada da işgal 15 Mayıs 1919'u detaylı bir şekilde anlatıyor Hasan Tahsin. Kaymakam Şükrü Bey, Hasan Tahsin ve Süleyman Fethi Bey, İzmir'in kurtuluşu, Zafer 19 Eylül 1923. Çok uzun yazılar. Bu taraftan da devam ediyoruz. Şurada bir girmediğim bölüm kaldı. Zübeyde Hanım, Latife Hanım ve Atatürk, bu bölümün adı. Bakalım. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün bastonu. Elbisesi frak kaşe, kumaş geniş dik yakalı, siyah kaşe kumaştan yapılma resmi davet giysisi. Bu gördüğünüz elbise. Arka kısmı kavisli bir elbise, yelek kumaş, resmi davet için kullanılan çift cepli siyah yelek. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kıyafetler. Pantolon kumaş iç kısmında McDonald's marka 350 Stockmant markası mevcuttur. Üç kısmında 6 adet düğmesi vardır. Pantolon hakim rengi gri olup üzerinde boyuna çizgilidir. Frenk gömlek beyaz renkli poplin kumaştan yapılmıştır. Yakasız frenk gömleğidir. Takım elbise, pantolon, yelek, ceketten oluşan üç parça halindeki gri kırçıklı kumaştan dikilmiştir. Cam olduğu için parlama yapıyor. Latife Hanım'ın yazdığı mektupları, mektup Latife Hanım'ın doktoru Adnan Bey'e ve Mustafa Kemal ile ilgili yazdığı mektup burada. Termos, madeni beyaz madenden yapılmış, silindirik gövdeli, içe doğru diplidir. Şekerlikler, dümüş, düz bir taban dışarıya doğru genişliyor. Ve burada Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk annesi ve eşi Latife Hanım'la videomuzu bitiriyoruz.